Herkese merhabalar, ben Tevfik. Bakayım Magnet ikinci bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bir durum oldu, size hemen kısaca açıklayayım. Ben bir önceki bölümü izlediyseniz eğer eksi 4 dolardaydım ve mikser almıştım ve hiçbir sipariş malzeme almamıştım. Böyle olunca ben yaklaşık neredeyse ikinci günü baştan sona kadar oynadım ama yok, yani insanlar sürekli farklı ürünler istiyor. Ben ürün malzeme alamadığım için yapamıyorum. Onun için o kaydı İptal ettim. Kendim bugün tekrar bir kayıt açtım. Onu oynamaya başladım. Hatta şuradan şöyle göstereyim size. Finansman. Bugün açtığım kayıt, böyle ürünleri de alıyorum artık. 140 dolarımız var. Zaten mikser 150 dolar alacağız. Ama 20 dolar zaten şimdi işçiye vereceğiz. Saat 9 geçti. Artık müşteri gelmiyor. Bunu artık paketlemiyorum. Müşteri gelip istediğini alıp paketleyip koyuyorum. Paket paket de koymuyorum. Böyle daha kolayıma geldi. Bir tane kalınca tekrar sipariş veriyorum, hemen arkaya arkadan üretiyorum. Yıldızım da arttı. Neredeyse hiçbir müşteri kaçırmadım. Şimdi hemen şuradan ikinci günümüze geçelim. Evet, tekrar ikinci bölüme hoş geldiniz diyelim. Hemen kısa bir açıklama yaptım size neler yaptığımla ilgili. 120 dolarımız var. Birkaç eksiğimiz daha kaldı. İşte kabartma tozu falan eksiğim var. Onları aldıktan sonra mikser alacağım. Yeni ürünleri çıkartmaya başlayacağız. Dün son gelen müşteri bu arada iki ürün birden istemişti. Ben tam kayda girmeden önce geldi gitti. Yıldızdan kaynak sanırım, artık iki ürün istemeye başladılar. Hani daha o şekilde devam eder mi bilmiyorum ama. Ben göreceğiz. Şimdi ekipmanlar da pardon. Bir geldi. Fransız ekmeği, gri ekmek. Yani şuradan siparişimizi verelim. Gri ekmek. Bunun arkasından Fransız ekmeği. Aynen. İkili ikili giderse eğer çok daha hızlı gideriz. Buna bakarken malzemelerden ne sipariş verecektim? Vanilya verecektim. Ve 10 tane bundan verdim. 20 bundan. Şeker verebiliriz. Tereyağı gerekecek. Reçeli çok görmedim. Yulaf falan vermişim zaten. Yine hepsinden olmasa bile çoğundan. Gri ekmek isteyecektim şurada. Ha, gri ekmek, Fransız ekmek. Hemen şunu siparişini verdim. Acaba tekli değil de ikili mi tutsam ya? Yeni üzerine mi sipariş şey yapsam? Tam olarak şey yapamadım onu. Karar veremedim. Belki olabilir. Çünkü biraz hızlandı gibi. Şöyle şuraya koyalım. Belki alabiliriz ya. Şunların üzerine bir ikişer tane daha atarız. İki tepsi şeklinde tutarız. Fransız ekmeği. Hadi bakalım. İkinin altına düşmemeye çalışalım. Eğer düşmezsek. 103 dolar var. Bugün sanırım öğleden sonra doğru mikseri alırız. Allah Allah. Niye sürekli iki aynı ekmeği istiyorlar ki? Anlamadım. Neyse. Gri ekmeğimiz de geldi. Üzerine koyuyorum. Anlamamsız bir şekilde şundan bir de Fransız ekmeği istiyorum. Bakalım ne yapacak bize. Oyun bug'a mı girdi acaba, sürekli ikisini istiyor. Fransız ve gri ekmek. Gri ekmek nasıl bir ekmek tam bilmiyorum ama. İtalyan somun ekmeği, İtalyan ekmeği. İtalyan ekmeklerinden de hemen İtalyan ekmeği.
Ben alacak ne lazım işte. Ben şunları da geri yerine alayım. Yıldız'dan kaynaklı müşteriler daha bol bol ürün istiyor. O da bize daha çok para kazandırıyor. Kazandığımız paralar da tabii bize artı olarak dönecek. Böyle kalsın. Gri ekmek, Fransız ekmek. Gri ekmekle Fransız ekmek bir ikili sanırım. Onu alan diğeri siz yapamıyor. Denem ekmeği. Tamam. Şöyle tazeleri aşağıya gelelim yukarı. Hemen yerlerini değiştirelim. Gri ekmek belki isteyebilirim. Hadi isteyeyim bakalım ya. Duruma göre. Biraz hızlı gidiyor çünkü gri ekmek. 138 dolarımız var. Baget Fransız ekmeği. Tamam. Değişmeye başladı. Yani sürekli aynı şeyi istemiyoruz da. 148 dolar. 170'i göreyim onu siparişini vereceğim. Hemen vereceğim. Ondan sonra gelsin yeni ürünler. Tamam. Baget isteyelim. Baget ana ekmeğimiz. Ana klasmanlık ekmeğimiz. Bu arada normal siparişlerimize bakalım da. Şeyimiz. 10 yağ falan çok düşerse 5. Sıkıntı orada. Bundan çok düşüyor bu sefer de. Yağ almam lazım. 10 ve maya da almam lazım. Öyle. Fransız ekmeği, İtalyan somun ekmeği. Tamamdır. Fransız ekmeği isteyelim bir. Yeniden de siparişli şey yeni ürünler de aldık zaten. Çok büyük sıkıntı yaşamayız. 34 dolar. Bende çok az kaldı. Artık o güzel şeye yaklaşıyoruz. Yeni mikserimizde. Daha tamam bir dediğim gibi saat 12'ye doğru almış olacağız sanırım mikseri. Ne çalışmıyor bende? Bu büyük çalışmıyor. İyi bilmiyorum. İtalyan somun ekmeği, Fransız ekmeği. $145. Fena değil. Fena değil. Yapıyoruz. Çözüyoruz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Ama diğer şeyleri nereye koyacağım onu bilmiyorum. Yani dolar falan açılıyor mu? Açılmıyor. Ben bir şeyler alabiliyor muyum? Malzemeler kısmı yok. Ekipmanlar kısmı. Rap falan alabiliyorum. Müşteriler için TV, sandalye falan var. Baget, İtalyan somun ekmeği. Hepsiyle olmuyor. Hemen bir İtalyan somun ekmeği daha gir arkasından. Tamam. O da çıksın. O çıkana kadar bir müşteri daha gelir. Ondan sonra mikseri alıyorum. Yeni şeyleri çıkartmaya başlarız. Yeni ürünleri hemen ne başlarız. Bir müşteri daha gelsin oraya. Erken gelme. Fransız ekmeği, İtalyan ekmeği.
Bazen mount alıyorum fail alacağım yerine. Bir hatalar çıkartıyor. Evet. Şeyi alıyorum. Mikseri alıyorum gençler. Mikseri aldım. Hemen mikserle yapabileceğim yeni şeyler. Sanırım şunu yapabiliyorum. Büyülü kek yapsın en azından bunu. Müşteri istediğinde farklı ürün onu yapacağım direkt. O kadar süre dayanıyor mu? Dayanıyor sanırım. Direkt gidip yaparsan dayanabilir. 14 dolarım var. Ne olur. Elinde malzemesi olan bir şey olsun ki malzemeleri doldurduk bayağı. Ekmeği renkli çok iyi. Bisküvi kek. Maxi. Neyse işte böyle farklı farklı şeyler var. Onların hepsinde. İtalyan ekmeğinden de bir tane kaldı. Eğer bu da biterse oraya bir İtalyan ekmeği sıkıştırırım. Ucuz de şeye benziyor böyle. Şekerli böyle poğaça gibi. Neydi onun ismi ya? Böyle bir şey yemiştim bir yerde ama. Şimdi ismi de aklıma gelmiyor. Poğaça. Ha, sipariş geldi. Bir ekmek paket tamam. Önemli değil. Bunu da yapabiliyorsun sanırım. Bir ekmek. Tamam. Şu çeşitleri attırabilirsen zaten hiçbir sıkıntı yaşamam. Yıldızımızı dolduruyoruz. Dolar 36 oldu. O da çok güzel. Zaten ondan sonra bol bol şey çekeriz. Ne denir ona? Anlıyor musun buraya? Ekler yapamam. Mikser. Yulaflı kurabiye. Ondan yapalım. Yulaflı kurabiye yapılıyor. İtalyan somun ekmeği. Yulaflı kurabiye de çıkmak üzere abim. Yapılıyor. Hemen. 25 saniye. Bence yetişir. Bence yetişir. Yetişir misin? Yetiştin. Kızıl sakallı adam. Bundan da yapar biliyor musun? Yapabiliyor. Helal. Dört tane varmış. Bu da güzel. Kır koyabilir miyim? Çok güzel. Krema tabancası. Mikser fırın. Mikser fırın çikolatası. Tamam. Sanırım herhalde her şeyi yaptım ya. O zaman şu İtalyan ekmeği miydi? Somun ekmeği miydi? Ona bakalım. İtalyan ekmeğiydi. İtalyan ekmeğini isteyelim. Veya dur. Barışta yeni bir şey olabilir belki. İtalyan somon ekmeği. Pozzi. Pozzi. Çok iyi. Tamam. İtalyan ekmeği hemen sipariş verelim. İtalyan ekmeği. Saat öğleden sonra 3 ve biz para kazanmaya devam ediyoruz. Bundan sonra azalan ürünlerin şeylerini çekeriz bol bol. Malzemeler diyeyim bir şöyle. 5'in altına falan inen var mı? 10 biraz sıkıntılı. Onu çünkü artık her yerde kullanıyoruz.
Onun dışında şöyle bakıyorum. Bir sıkıntımız yok. Toplu sır. Bu da ne? Şey mi? Baget. Tamam. Bunları da hemen yukarı doğru koyalım. Bir tanesi burada kalıyor. Kalsın artık, o da yapacak bir şey yok. Topuz sır ve baget söyleyebiliriz. Gri ekmek falan. Onlar da söylenebilir. Aa, o oturuyor. Ne gri ekmek yap bakalım. Yıldızımız 3 siparişe geçecek mi acaba? Baget İtalyan somun ekmeği. Baget topuzdur. Baget, baget, baget. Ha, biz gri ekmek yapıyoruz. O zaman İtalyan somun ekmeği de gerek. İtalyan somun ekmeği. Müzik çal. Çalmıyor. Haydi söyle. İtalyan somun ekmeği siparişini de verdim. İtalyan somun ekmeği istiyor orada zaten. $77. Sonunda ya. İlk bölümde yaptığımız hatadan dolayı 1 lira kazanamıyorduk ama şu an nasıl kazanıyoruz? En son ekleyinler bir iki tane daha yapsın. Ondan sonra buradan yapalım. Bunlar bozulmuyor herhalde. Öyle bir sıkıntılar yok. Bilkek. Pocisi. 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 Ya biliyorum, öyle bir şey de adı aklıma gelmiyor. Yani pudra şekerli gibiydi sanki tam. Topuzları. Şurada. O da ekler ha, ekler. Topuzları eklere benziyor. Raflı kurabiye, Fransız ekmeği, kıl sakallı adam da kurabiye. Kurabiye şekillerinde her evde var galiba. 90 dolarımız oldu. Ekipmanlarda da alınacak bir sürü şey var. O malzemeleri çözmeden o iş zor. 10. Ya falan da almam lazım. Fransız ekmeği. Yeniler alta, etkiler üstte. Saat 16 oldu, akşam olmak üzere. Şimdi hemen şuradan bir sipariş verelim müşterimiz yokken. 10 söyle. Yağ söyle. Adam biraz söyle. Maya paket. Bence. Baget İtalyan somun ekmeği. Fransız ekmeğimiz çıktı. Tamam.
Müşteriye yetiştiremediğimiz bir noktaya gayet tatlı yetiştiriyoruz. Hatta ufaktan yedeklememiz bile var. 70 dolar paramız var. Ürünleri yedekliyoruz. Çok fazla malzeme yok gibi sanki. Bunların hepsinden bir 10 tane almadan başka bir şey almasam mı diye düşünüyorum. Reçel mesela. Fındık. Kuru üzüm. Muffin. Tamam, 20 doların altına çıkmıyorum ki adamın maaşını vereceğiz. Kıda ekmek, İtalyan soğan ekmeği. 20 dolarla adamın maaşını veriyoruz. İtalyan soğan ekmeği. Onun için 20 doların altına çok düşmemeye çalışacağım. 29 dolar. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalem boş kalmış. Bence yakında doldururuz. Bunun bir ışığı falan yok sanırım. Evet, oturalım şöyle. Şöyle kutumuzu yaslayalım. Bir bekle. Her şey tıkırında. Güzel güzel işleyen bir fırın. Müşterileri cezbediyor. Mis gibi ekmek kokusu. Ve yeni müşteriler geliyor. Rafa kurabiye. Ve normal deniz kurabiye. Yani 2 kilolar, wow. Hemen malzemelere geldim. Biberiye yok mesela be. Wow, tatlım. Bu neyse, çok pahalı. Muzlu kek kalıpları. Hadi alalım bakalım. Cupcake kalıpları. Hadi bunu da aldım. 19 dolar. Daha 20'nin altına düşmeyelim. Gece olacak. Şimdi parasını veremeyiz. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Gelin ekmeğin topluları. Güzel güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Çok çok az kaldı ya. Bundan sonra istediğimiz diğer tüm ürünleri alabiliriz. Ya bu kadar malzemeyi nereye koyacağız bilmiyorum. Arabalara aynı ya. Trader Life'dakiyle aynı. Geçen araba aynı. Adamların tiplemeler zaten kendi kendince yine aynı. Oyunlarda yine kadın yok. Evet, niye point? Point. Aynı üründen birden fazla isteyecek mi acaba ileride, onu bilmiyorum işte. Ama belki beni biraz sıkıntıya düşürebilir. Ama tam düzgün çalışamazsan belki beni sıkıntıya düşürür. Malzemeler dedik. Muz var 10 dolara. 15 dolara da meyveler var. Onu almayacağım şimdi. 10 müşteri falansa adamın parasını verelim. Kül kek ilk kez satacağız. Öyle buyurun efendim, iyi günler. İyi günler deriz. Sağlıcakla günleriniz olsun. 41 dolar oldu. Kiraz 25 dolara. Burada yeni bir şey var. 15 dolara meyveler. Onu da aldım. Onu da aldım. 1, 2, 3 tane yer kaldı. Saat 9 oldu. Herhalde daha da fazla ilerlemez. Çünkü dışarısı karardı. Diğer oyunda da 9'da mı bitiyordu, 10'da mı bitiyordu? Hatırlamıyorum. Trader Life'da 9'da bitiyordu, 10'da mı kapanıyordu? 10'da kapanıp 11'de mi iyice kararıyordu? Hatırlayamadım.
Şöyle bakalım hemen. Eksiğimiz var mı? İki tane düşen. Poz var. Baget var ikiye düşmüş. Belki onlar tamamlanabilir ama onun dışında çok büyük bir eksik yok. Orada kavaydı mı? Koyun hatası görüyor musun? Gece gökyüzü kararıyor. Çatı. Açık hava fırın çünkü. Neyse. Bölümümüz bu kadar olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.